Damar tıkanıklığının ilk adresi stent midir, bypass mıdır ya da her damar tıkanıklığı ameliyat mıdır diye gelen soruların cevabını alalım hocam. Şimdi tabii bu kalp damar tıkanıklıklarından bahsediyoruz kalp krizi Evet. deyince tabii. Şimdi damar tıkanıklığı ya da darlığı olduğu zaman tabii biz biliyorsunuz buna önce tek bizim görüntüleme yöntemimiz anjiyo. Anjiyodan bütün damarları kalbin 3 tane ana damarını diyelim. Üçünü de ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Oradaki darlığın ya da tıkanıklığın yeri, büyüklüğü, kaç damarda olduğu gibi bir takım şeylere bakarak işte stent mi, bypass mı kararı veriyoruz. Yani burada tabii kardiyoloji ve kalp damar cerrahı beraber konsey yapıp karar veriyorlar buna. Yani ikisi de olabiliyor. Hangisi hasta için uygunsa o yol seçiliyor. Mesela diyelim ki bir damarın bir yerinde bir darlık var. Çok stente çok uygun. Öyle kısa bir darlık, işte konsantrik bir darlık. Damar yapısı iyi. Buna mesela stent sonuçları iyi. Ama işte ana koronerinde oluyor, çok damarda oluyor, yaygın oluyor. O zaman da bypass daha iyi. Yani çünkü o zaman 5-6 tane stent koyman gerekiyor. Çok stent koyman gerekiyor. Onu yapacağına Direkt bypass yapmak bypass. daha iyi olabiliyor. Yani sonuçlara bakıldığı zaman aslında uzun dönem sonuçları, bypass'ın sonuçları aslında daha iyi. Uzun yıllar açıklık Daha kalım uzun ömür. oranları falan daha iyi ama o da sonuçta bir açık kalp ameliyatı. Belirli bir riskleri var. Stent daha pratik, daha basit. Onun için işte tercih. Yani hem kardiyolog ve cerrahın tercihi, işte burada hastaya da danışılıyor. Hastanın da tercihleri de önemli. Ona göre karar Aslında veriyoruz. kişiye özel bir tedavi alın. Tabii, Belki tabii. örneğin Ahmet Bey'in 3 damarı tıkalıdır. Ona bypass uygulayabilirsiniz. Belki diğer Mehmet Bey'in de 3 damar var ama stente Tabii doğru tabii 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 gidebilirsiniz. tabii olabilir tabii. Orada neden için diye Orada sorgulama. işte dediğim gibi damarın yapısı, darlıkların, tıkanıkların dereceleri, miktarları, biçimi bunlar önemli faktörler yani.